Nereden biliyorsun baba Hünkar'ın geleceğini? Çünkü Yaman Hanım'ı tanıyorum evlat. Ben de tanıyorum baba. Yok. Senin tanıdığın başka bir hünkâr, benim tanıdığım başka bir hünkâr. Sen yüreğini ferah tut. Yat uyu, beni bekleme evlat. Hayırdır Yaman Hanım? Yardım gecesine gelmemiz mesele mi oldu? Niyetin ne? Adana'ya niye geri döndün? Ne yapmaya çalışıyorsun Ali Rahmet? Yaşamaya çalışıyorum. Rabbim güç verdikçe yaşamaya çalışıyorum. Ben 20 sene evvel hayatımı buralarda bir yere bıraktım. Kalbimi de. Şimdi geldim aldım hayatımı. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hayır. Kaldığın yerden devam etmiyorsun. Sen arkanda ne bıraktın ki? Her şeyini sattırdın. Bir avuç toprağın bile yok. Bu dönüş niye? Bizden intikam mı almak istiyorsun? Haşa. İntikam affederek alınır Yaman Hanım. Yapılanları unutarak alınır. İntikam almak itikadı kuvvetli olmayanların işidir. Oysa sen bilirsin. Benim itikadım kuvvetlidir. O zaman git Ali Rahmet. Gücün paran varsa git. Madem ki Yılmaz oğlun, al oğlunu da baba ol, gidin bir yerlerde yaşayın ama gidin. Sana bir anne olarak rica ediyorum. Çukurova'dan gidin. Ne de kolay söylüyorsun git diye. Senin o anne yüreğine saygım sonsuz hünkâr. Bir anne olarak için rahat olsun. Ben sana bir söz verdim. Sözümün de arkasındayım. Peki sen sözünün arkasında mısın? Görmüyorsun değil mi? Eğer siz gitmezseniz her ikimiz de verdiğimiz sözün arkasında duramayacağız. Görmüyorsun değil mi? Bak ben 20 senemi mapuslamında geçirdim. 20 senedir buranın toprağına taşına hasretim. Şöyle bir dolu dolu nefes alamadım ben. Karanlıkta kaldım, yalnızlıkta kaldım, çığlık çığlığa kaldım. Yanlış anlama, mapusluktan değil. İnsan mapusluğa alışıyor. Memleketimden ayrı kaldığım için nefes alamadım. Aldığım nefesi soludum da, verdiğim nefeste boğuldum. Ben ailemi ata dede toprağına getiremedim hünkâr. Benim eşimin, evlatlarımın kabri hala İstanbul'da. Yani Yaman Hanım, ben burada doğup büyüdüm. Burada yaşadım. Allah nasip ederse de burada öleceğim. Sen şimdi sadece görünene aldanıp, duyulana aldanıp, hakikatin zerresini bile merak etme ihtiyacı duymadan şen şakrak bu şehirde yaşamaya devam ederken sen hangi hakla bana git diyorsun? Delireceğim. Sen benim kocamı vurdun. Cezanı çektin, ben seni affettim. Allah da affetsin. Hakikat bu. Benim senin affına ihtiyacım yok. Beni Allah affeder. Çünkü Allah hakikati biliyor. Allah'ın bildiği hakikat ne? Mahkemede 3 şahit aynı şeyi söyledi. Senin Adnan'ı nasıl öldürdüğünü anlattı.
Benim bildiğim hakikat bu. Başka hakikat varsa bana anlat. Bana anlat ki ben de bileyim. Ben sana söylemeyeceğim. Sen ara bul. Ayrıca söylesem ne olacak? Ha? Nasıl olsa inanmayacaksın. Yok, inanacak mısın? İnanmayacaksın. Çünkü hakikati öğrenirsen bütün bir ömrün yalan olacak. Bir yalanla yaşamış olacaksın. Buna razı değilsen hakikati arayıp bulup ortaya dökersin. Yok razıysan huzursuz ve uykusuz uykular uyumaya devam edersin. Hanım gönlüm bilir. Sana son söz. Ne ben ne Yılmaz buradan hiçbir yere gitmiyor.